Dünya Su Günü kutlamalarına hoş. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Dünya Su Günü kutlama programında suyun ve korunmasının önemi bir kez daha vurgulandı. Su biterse toprak taş olur, bahar kış olur, kolay zor olur, umut düş olur, kardeş küs olur, emek hiç olur. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yarın bugünden daha çok suya ihtiyacımız olacak sözleriyle tasarrufa dikkat çekti. 2024 yılının başından itibaren su verimliliği, seferberliğini hayatın her safhasında toplumun tüm katmanlarına ulaştırmak için gayret ediyoruz. Kamu özel bütün kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızı hülasa hiç kimseyi geride bırakmadan bu seferberliğimize devam edeceğiz. Topyekun bir seferberlik ruhuyla suyumuzu daha tasarruflu, daha verimli kullanacağız. Bakan Yumaklı, ülkenin su kaynaklarını korumak için 10 binden fazla projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Bakanlık olarak onlarca farklı disiplinde binlerce çalışma arkadaşlarımızla ülkemizin tarımsal üretimine, gıdasına, suyuna, ormanına yön veriyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif Balta da depolamanın önemine vurgu yaptı, bu alanda yapılan tesislerle ilgili bilgi verdi. Su kaynaklarının bir yandan baraj ve göletlerde depolanması gerekirken, bir yandan verimli ve etkin ve tasarruflu kullanılması da elzemdir. Suyun verimli, ölçülü ve etkin kullanımı hususu üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında gelmekte ve tüm projelerimizi bu yaklaşım doğrultusunda hayata geçirmekteyiz. Konuşmaların ardından barış için sudan faydalanmak temasıyla düzenlenen afiş, fotoğraf, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Su konusunda farkındalık oluşturan eserlerin sahipleri duygularını Tarım TV mikrofonlarıyla paylaştı. Barış'ın simgesi olan zeytin dalı taşıyan kuşu resmetmek istedim ama bunu suyla birleştirmek istedim. Hani kuşu suyla birleştirip bir kompozisyon hazırladım. Irkçılığın olmadığı, suyun bütün dünyaya lazım olduğunu ve ilgilendirdiğini. Yani öyle. Peki devam edecek misin bu yarışmaya katılmaya? Evet. Suyun geleceği için neler yapılabilir mesela? Artma tesisleri inşa edebiliriz. Onun dışında barajlar kurabiliriz. Afişimde siyahi, beyaz ya da herhangi bir ırk fark etmeksizin aramızda savaş olmaması gerektiğini. Çünkü savaşın su yönde negatif bir etkisi olduğu için hani savaşa gerek olmadığını, hani kurşun yerine, hani kurşunu kullanmak, sıkmak yerine kurşunu tutalım beraber, hani sıkalım, engelleyelim. Hani biz suyu hani devam etmesini sağlayalım. Su iyice hani yaşamımıza katkısı olsun. Resim öğretmenim sayesinde haberim oldu. Annemin ısrarıyla katıldım. Ben resimde Filistin bayrakları ve Türk bayrağını gösterdim ve suyla ilgili de bir konu anlatmaya çalıştım. Suyun hayatımızdaki önemi resimlere, afişlere, sözlere, yazılara, şiirlere yansıdı. Dünya Su Günü farkındalık yaratan etkinlikle kutlandı.